Acaba diyorum yani 2013'e hiç girmese miydik? Ne yapsaydık bilemiyorum. Yani tamam 2012'de de üzücü olaylar yaşandı, facialar yaşandı ama Bismillah 2012'nin başında böyle üzücü olaylar yaşanmış mıydı hatırlamıyorum. 2013'ün daha ilk günlerinde yine üzücü haberler peş peşe gelmeye başladı. Efendim hadi bakalım programımıza başlayalım. Bugün takvim yaprakları 2 Ocak 2013 Çarşamba'yı gösteriyor. Haftanın 3. iş günündeyiz. İstanbul Merkez stüdyolarımızdan hava sıcaklığının ortalama 10 derece olarak ölçüldüğü İstanbul'dan güzel ülkem Türkiye'nin dört bir yanına günaydın diyoruz. Sadece Türkiye değil dünyanın dört bir yanına günaydın diyoruz. Bunun yanı sıra Türk Cumhuriyetleri, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne de sevgilerimizi, saygılarımızı, muhabbetlerimizi iletiyoruz. Öyle ya da böyle bir yılbaşı geçirdik. Herkes biletler elinde tuttu tutmadı tuttu tutmadı dedi. Tüh kaçırdık dedi, ikramiye tutmadı dedi. Ama amortiyi bile ikramiyeden saymıyorsak şükretmek lazım. Amorti bile isabet etmeyenler var biletlerine. Amorti isabet edenler bile şükretmeli. Çünkü en azından verdikleri parayı geri almış oldular. Şimdi ajanslarda üzücü haberler var. Bunları birazdan sizlere ileteceğiz ama programımıza nasıl aktif olarak katılabileceğiniz konusunda hatırlatmayı da yapalım. Facebook'ta TV2000 Murat Şahin. Tekrar edelim. Facebook'ta TV2000 Murat Şahin. Twitter ortamındaysa @habersipikeri de tarattığınızda karşınıza çıkacak sayfayla bize ulaşabilirsiniz. Bugün çarşamba dedik, haftanın 3. iş günü dedik. Haydi hayırlısı Yüce Allah hayırlara nasip eder inşallah, hayırlara vesile eder inşallah bugünden sonraki günleri de. Şöyle bir durum var. Ne var? Ajanslarda üzücü haber var ama Milli Piyango dedik, hadi Milli Piyango'dan başlayalım. Ya bu Milli Piyango bizi sıyırmış vallahi. Bakırköy'de bir alışveriş merkezinde satılmış. Bilirim orayı. Şimdi orası bugünden itibaren ne olacak? Kuyruk oluşacak o ufacık bayinin önünde. Bir alışveriş merkezinin içinde vay be kısmete bak. Burnumuzun dibinden geçmiş büyük ikramiye. 45 trilyon. Şimdi rakama bak 45 milyon lira. Halbuki eski parayla 45 trilyon. Milli Piyango'nun yılbaşı ikramiyelerinin artması ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durumda gözler önüne serer aslında. Daha düne kadar milyarlı rakamlar yani şimdinin parasıyla binli rakamlar bile çok büyük rakamlarken eskiden şimdi bakıyorsunuz trilyonlar havalarda uçuşuyor. Kuşlar, talih kuşları trilyonlar dağıtıyor. İnanılmaz bir şey. 45 milyon lira eski parayla 45 trilyon lira. Allah yüce Allah ne eylerse güzel eyler. Yine o rakam dörde bölündü. Bir kişiye değil dörde bölündü. O dört kişi de 30 sülalesini o parayla ihya ederse bak işte bir işe yaramış olur herhalde. Milli Piyango'nun bu büyük ikramiyesi daha çok konuşulacak. İşte talihliler kimler bunlar merak edilecek, tartışılacak, konuşulacak. Ortaya çıktı çıkmadı. Dur bakalım bundan sonra yok efendim bilet pantolonum cebinde yıkanmış yıkanmamış gibi şeyler ortaya çıkacak mı bilemiyoruz. Neyse bu büyük ikramiyeyi kazanan yani 45 milyon lira isabet eden biletin alan 4 kişi 4 birey artık kimlerse güle güle kullansınlar harcasınlar o parayı. Onun yanı sıra daha düşük oranlarda da ikramiyeler vardı. Ne kadar olduğunu hatırlamıyorum çünkü Milli Piyango ile hiç ilgilenmiyorum. Almıyorum. Alsam ne olacak? Bana mı çıkacak sanki? Çıktığı da yok zaten. Neyse, hadi hayırlısı o veya bu şekilde birilerine isabet etti bu bilet, bu bir rakamlar. Haydi hayırlısı yoldan çıkartmasın Allah. Onu diyelim, onu bilir, onu söyleyelim efendim. Haberlerimize de göz atacağız ama tekrar diyelim son dakika bilgilerini iletelim sizlere. Üzücü haberler, gerçekten üzücü haberler. İstanbul'da bir doğal gaz faciası meydana geldi. Yılın son günü değil miydi? 31 Aralık günü değil miydi? Takvim yaprakları 31 Aralık 2012 Pazartesi'yi göstermiyor muydu? Fatih'te bir otelde doğal gaz zehirlenmesi olduğunu, bu zehirlenmeden dolayı 20'den fazla kişinin yaralandığını sizlere iletmemiş miydik? İletmiştik. Peki bundan ders alınabilindi mi? Hayır, alınamadı. O zaman ucuz atlatıldı ama bu kez tam bir facia oldu. İstanbul'da meydana gelen doğal gaz kaçağı sonucu 5 yabancı uyruklu öğrenci zehirlenerek hayatını kaybetti maalesef. Tekrar edelim.
İstanbul'da doğalgaz zehirlenmesi sonucu, doğalgaz kaçağı sonucu 5 yabancı uyruklu öğrenci zehirlenerek hayatını kaybetti. Bu haberin detaylarına bir bakalım. Üzücü olay nerede yaşandı? Bunu sizlere iletelim. İstanbul Zeytinburnu Ziya Gökalp Mahallesi'nde 5 Afgan uyruklu öğrenci doğalgaz sızıntısı nedeniyle zehirlendiler ve hayatlarını kaybettiler. 5 üniversite öğrencisi. İhbar üzerine olay yani çok sayıda polis sevk edildi. Yine bildik olaylar vesaire vesaire. Ambulanslar sevk edildi. Doğalgaz ekipleri, itfaiye ekipleri o bu şu. Çilingirle içeri girilebildi. Kapı kilitliydi çünkü. İçeri girildiğinde 5 Afgan uyruklu üniversite öğrencisinin cansız bedenleriyle karşılaşıldı. Devam edelim. Kabus Avrupa'ya geri döndü efendim. H1N1 desem. Hatırlar mısınız? H1N1. Dur bakayım o neydi? Dur bizim matematikçinin geçen gün bize ezberlettiği formül olmasın o? Yok değil. Biraz sağlıkla alakalı. H1N1. Bazıları da buna ne dediler? H1N1. Hay en kadar haş. Türkçe'de böyle şeyler yok. Bunun altını bir kere daha böyle hap. Kalın şekilde çizelim yani. Yok böyle haşmaş yok. Efendim H1N1 hatırlayamayanlar için ben hatırlatayım. Kendilerine kısaca biz domuz gribi deriz. Hatırlayacaksınız Sağlık Bakanı ile Başbakan Erdoğan arasında bir sürtüşme olmuştu. Sağlık Bakanı o kadar para verdik yurt dışından dünya kadar milyonlarca aşı aldık domuz gribine karşı. Hadi herkes aşıya dedi. Zorunlu kıldı neredeyse. Başbakan da niye zorunlu kılıyorsun? Benzeri bir çıkışla Sağlık Bakanı ile ters düştü hatırlayınız. Hatta Sağlık Bakanı bir sürü o zaman ortalıkta gözükmedi sonra. Sonra zorunlu değil dedi. Sonra elde kalan aşılar oldu. Milyonlarca aşı. Hatta bu aşıların Türkiye'ye getirilişi, Atatürk Havalimanı falan uçaklarla getirilişi, indirilişi falan hep haber olmuştu yani. Ne oldu? Ondan sonra o trilyonlarca para harcadığımız Milli Piyango'nun yılbaşı ikramiyesinin büyük ikramiyesini havada 108'e çarpacak, katlayacak tutardaki o ilaçları ne yaptık? Başka bir ülkeye hibe ettik. Ahayız ya. İşte öyle. Neyse bu bak şimdi hibe etmişiz ya yazık olmuş ve bak kabus Avrupa'ya geri dönmüş. Domuz gribi yüzünden ölüm olayı yaşandı Norveç'te. Bak Allah aşkına. Şimdi millet yine paniklerse, otobüsler baştan aşağı yıkanır, temizlenir. Toplu taşıma araçlarında herkes birbirine domuz gribi olabilir bu diye böyle bakarsa al sana işte memlekette yaşanacak paniği. 2009 yılında tüm Avrupa'yı etkisi altına almış neredeyse bu domuz gribi ve yüzlerce kişinin ölümüne neden olmuştu. Hatırlayınız havalimanlarında özel kameralar, özel sistemler dahi kurulmuştu. Ne derler infrared mi ne öyle benzer bir şey işte vücut sıcaklığını algılayan termal kameralarla havalimanında yolcular kontrolden geçiriliyordu. Kırmızı olanlar hemen ayıklanıyordu gel bakayım seni gidi domuz gribi seni diye o kişiler ne yapılıyordu ayrı bir kenara konuluyordu filan. Sonra FOS çıkınca ne oldu? Vazgeçildi bu uygulamalardan ama domuz gribi kabusu geri döndü. Norveç'te efendim domuz gribi yüzünden 14 kişide bu virüs tespit edildi. Domuz gribi yüzünden can kaybı yaşandı Norveç'te. 2009 yılında 39 kişi ölmüştü. Hali hazırda Norveç'te bilinen 14 vaka var. Domuz gribi taşıyan, domuz gribi virüsü taşıyan. Durum budur. Tüh keşke o aşıları vermeseydik ya. Derin dondurucuları koysaydık, soğutucuları koysaydık. Biraz uzatsaydık ömrünü onun ya. Neyse umarım Norveç'te kalır başka yere de yayılmaz bu domuz gribi. Türkiye'de başka ne var? Efendim Türkiye'de şöyle bir şey var. Mersin'de uyuşturucu madde satışı yaptığı şüphesiyle takip alınan zanlının üzerinden tam 16 tane el yapımı bomba çıktı. Vay be. Aslında uyuşturucu dediğiniz şey de bir nevi bomba. Yani gençlerin hayatını söndüren, sadece gençler değil, insanların hayatını söndüren diyelim ki bu arada yıllar önce Türkiye sigara içme yaşının okullara düştüğünü, ortaokullara kadar düştüğünü tartışırken bugün uyuşturucu kullanma yaşının ortaokullara kadar düştüğünü konuşuyoruz. Maalesef ne yazık ki bu konuda medya tabii ki çok kötü bir örnek. Medyanın yanı sıra çocukların yakın çevreleri, arkadaş ortamları da çok kötü örnekler sergiliyorlar. İşte böyle
uyuşturucu böyle pis bir şey. Aman bulaşmayın, uzak durun çocuklar. Aman, aman, aman Allah korusun. Bu arada Mersin'de tekrar edelim. Uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen bir kişi polis tarafından takibe alındı. Eninde sonunda bir yerde böyle kıstırıldı. Polisler yaptıkları kontrollerde Ozanlı'nın üzerinden uyuşturucu değil de 16 adet el yapımı bomba olduğunu görünce şaşkına döndüler. Vay be. Efendim İstanbul'da kontrolden çıkan servis minibüsü içinde 4 öğretmen ve 2 öğrencinin bulunduğu otomobilin üzerine devrildi. Böyle bir olay da yaşandı. İstanbul'da kontrolden çıkan servis minibüsü içinde 4 öğretmen ve 2 öğrencinin bulunduğu otomobilin üzerine devrildi. Olay İstanbul'da Maltepe'de yaşandı. Peki başka neler var? Yeni yıl, yeni yıl dedik ya, yeni yılla ilgili bir facia haberi iletelim sizlere. Fildişi'nde yılbaşı kutlamaları tam bir izdama dönüştü. Tekrar edelim, yeni yıl faciası yaşandı. Fildişi'nde yılbaşı kutlamalarında bir izdiham yaşandı. O izdiham yüzünden tam 60 kişi hayatını kaybetti. Tekrar edelim, Fildişi'nde yeni yıl kutlamalarında bilinmeyen bir nedenle bir izdiham yaşandı. Kalabalık bir anda farklı bir noktaya doğru hareketlenince çoğu çocuk olmak üzere 60 kişi hayatını kaybetti. 200 civarında da yaralı var. Ölü sayısının artabileceğinden endişe ediliyor Fildişi'nde. Sizlere iletebileceğimiz başka ne var? Öldüğü 15 yıl sonra fark edildiği böyle bir haber de var. Yaşlıların tek başlarına ve unutulmuş olarak ölü bulunmasına en uç örnek Fransa'da yaşandı. Bazı şeylerde Avrupa örnek gösterilir. Fransa'da böyle bir şey yok ama filan denilir. Al sana Fransa. Adam evinde ölüyor. 15 yıl sonra öldüğü fark ediliyor. Vallahi haydi hayırlısı ne bileyim. Yani demek her şeyde Avrupa'ya örnek göstermek iyi bir şey değil. Ayrıca ben buna karşıyım ya. Biz niye Avrupa'ya örnek gösteriyoruz? Avrupa niye bizi ya da Türk devletlerine, Türk cumhuriyetlerine örnek göstermiyor ki? Biz niye her zaman Avrupa, Avrupa? Geçtiğimiz günlerde Mehmet Akif Ersoy'un, milli şairimizin vefat yıl dönümüydü. Hakk'a yürüdüğü günün yıl dönümüydü. Hatırlayınız yani. O büyük üstadın eserlerini hatırlayınız. Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Batı'yı kastediyordu. Efendim ah bir evim olsa, ah bir evim olsa, ay ne güzel olur ha diyenler için alırsınız evi dedirtecek bir haber var. Ne oldu? Ev fiyatları mı düştü? Yok, düşer mi canım? Memleketin her yerinde ev yapıyorlar. Koca koca binalar yapıyorlar. Yaptım oğlu oluyor. Yaptım oldu oluyor. Katlarca yani inanılmaz kaç kat binalar var. 30 katlı binalar var. Bunlar sözde konut amaçlı. Yaptım oldu, yaptın oldu da adam korkuyor o binada oturmaya. Neyse, memleketin her yeri şantiye, her yerde binalar yapılmaya devam ediliyor. Çok sayıda binada boş daireler var, satılamıyor vesaire. O, bu, şu. Yakında inşaat sektörü patlarsa hiç şaşırmayacağım ama dur bakalım bu Aragaz'da bir 10 sene daha gider herhalde bu emlak. Ama bu inşaat sanayine dikkat ediniz. Yani müteahhitler ceplerini doldururken koca bir ülke iflasın eşine de gelebilir. Hatırlayınız Amerika'da yaşanan krizi yani. Amerika inşaat sektöründeki bu konut kredilerinin geri ödenmemesi vesaire gibi konular yüzünden ciddi sıkıntılara girmişti. Dünya sallanmıştı ekonomik açıdan Amerika'daki bu sıkıntılar nedeniyle. Amerika'nın dünya ünlü dev şirketleri bir bir kilit vurmak zorunda kalmıştı kapıların kapısına. İflas bayraklarını çekmişti. Hatırlayınız yani tüm dünya etkilenmişti. Türkiye fazlasıyla etkilenmişti Amerika'daki bu krizden. Neyse bu konut korusu konusu biraz sakıncalı. Yakında patlar herhalde. Bir 10 sene daha gidebilir belki bir ara gazla ama ondan sonra patlayacaktır herhalde. Efendim maliye dedi ki ev alacaklar, ev alacaklar. Sizde para var demek ki dedi maliye. Hı dedi gelin hele dedi şöyle gelin dedi sıraya dizilin dedi sıraya dizdi herkesi maliye. Bundan sonra daha da çok dizecek. Ev alacaklara KDV merhum Özal'la girdi hayatımıza KDV onu almaya başlayacak. Peki nasıl alacak? Şöyle. Maliye Bakanlığı konutta KDV düzenlemesini değiştirerek fiyata göre KDV alınmasına karar verdi. Buna göre 150 metreye kadar olan evlerde arsa birim metrekare vergi değeri 1000 lira ve üzerinde olan konutların tesliminde %18 vergi uygulanacak. Bunun bir başka açıklaması başlığı şu olabilir. Nedir? Konutta KDV şoku yaşanıyor. Hay iyi 2013 gelmez olaydı demeye başladık sanki şu andan itibaren.
Bir dönelim, bir haber getirelim ekranınıza. Nasıl bir haber olsun? Malumunuz 2012'nin en üzücü olaylarından birisi. Milli bir duyguydu bu. Üzücü bir hadiseydi. Tüm Türkiye üzülmüştü. RF-4 tipi bir keşif uçağımız Akdeniz açıklarında Suriye karasularına yakın bir noktada maalesef düşmüştü. Çok konuşuldu, çok tartışıldı. Erdoğan Karakuş Paşa TV 2000 ekranında canlı yayında yaptığı açıklamada bir Rus gemisinden fırlatılan optik lazer güdümlü bir bombayla uçağımızın düşürülmüş olabileceği konusunu ilk kez medya sektöründe açıkladı. TV 2000 ekranında açıkladı. Daha sonra ertesi gün bu konu diğer medya organlarına manşet oldu. İşte TV 2000'in farkı da burada tabii ki. Hatırlayın, iki pilotumuz ki bunlardan bir tanesi de Türkiye'nin astronotları listesindeydi. İki pilotumuz şehit olmuştu. Bu üzücü uçak kazası ile ilgili bir gelişme yaşandı. Suriye tarafından düşürüldü. Suriyeliler mi düşürdü? Suriyeliler yok biz yapmadık dediler. Ama işte tekrar hatırlatalım, özellikle altını çizelim. Bir Rus gemisinden ateşlenmiş olma ihtimali çok yüksek bu uçağımızın düşmesine neden olan füzenin. Efendim neyse, sonuçta iki pilotumuz şehit olmuştu. Malatya Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği bu konuyla ilgili soruşturma başlattı. MİT Müsteşarı hakkında da soruşturma açılmasına izin verilmesi için Başbakanlıktan izin istendi. Malatya Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği Suriye tarafından Akdeniz açıklarında düşürülen Türk Savaş Uçağı ile ilgili soruşturma başlattı. Malatya Erhaç Havaalanı'ndan 22 Haziran 2012'de havalanan Türk askeri uçağı uluslararası hava sahasında Suriye tarafından düşürülmüş, pilotlar Gökhan Ertan ve Hasan Hüseyin Aksoy şehit olmuştu. Soruşturma kapsamında uçağın düşürülmesini ihmal ve kasıt bulunup bulunmadığı araştırılacak. Şehit pilot Teğmen Hasan Hüseyin Aksoy'un ailesinin avukatı Mehmet Katar'ın uçağın düşürülmesinde ihmal ve kasıt şüphesi bulunduğu gerekçesiyle ilgililer hakkında 21 Aralık 2012'de suç duyurusunda bulunmuştu. Savcılığın ilgili kurumlardan şehit pilotlar Hasan Hüseyin Aksoy ve Gökhan Ertan'ın otopsi raporlarıyla soruşturmaya ilişkin bilgi ve belge istediği öğrenildi. Savcılığın ayrıca MİT Müsteşarı Hakan Fidan hakkında soruşturma açılmasına izin verilmesi için Başbakanlığa yazı yazacağı da belirtiliyor. Daha önce Hakan Fidan'la bazı MİT mensuplarının KCK soruşturmasını yürüten özel yetkili savcılık tarafından ifadeye çağrılması üzerine yasal düzenleme yapılmış ve soruşturma izni başbakanın iznine bağlanmıştı. Evet, olay budur. MİT Müsteşarı hakkında soruşturma açılması için başbakanlıktan izin isteniyor. Hakan Fidan, yani şekil şema olarak da birbirimizi anımsatıyoruz. Yani böyle profilden falan, burun yapısı falan olabilir yani. Bu uçağımız niçin gitti oraya? O görev emrini kim verdi? Keşif uçağı malumunuz. RF-4 tipi. RF-4 diyenlere de teessüf ediyorum. RF-4 ne? O, öyle bir şey yok yani. Türkçe'de öyle bir şey yok. RF-4 tipi tayyaremizin düşmesiyle ilgili Malatya Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği soruşturma başlattı. İyi, yani niye bu kadar beklendi sorusunun cevabını ben bilemiyorum artık, ama şöyle bir şey var ki, gerçek var ki soruşturma başlatıldı. Efendim ekranınıza bir haber daha taşıyacağız. Yine 2012'nin son gününde ekranınıza getirdik. Terör örgütünün elebaşısı bebek katili Öcalan'la MİT görüşmeleri başladı. Hatta bu görüşmelerde neyin amaçlandığını da ekranınıza taşıdık. Bu özel haberi farklı açılardan ekranınıza taşıdıktan sonra başbakanın pek de ekranda gözükmeyen baş danışmanlarından biri bir haber kanalında canlı yayında soruları cevaplamak zorunda kaldı. İşte başbakan görüşmeleri doğruladı vesaire vesaire vesaire. Peki bu görüşmelerle ilgili nasıl bir tepki oluştu? Ana Muhalefet Partisi lideri Kılıçdaroğlu'nun gündeminde bu konu vardı. Yılbaşı nedeniyle bir dizi etkinliklere katıldı. Kimsesiz Çocuklar ve Huzur Evi'ni ziyaret etti. Eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte CHP lideri ziyaret sonrası açıklamalarda bulundu. Anayasa konusuna değindi Kılıçdaroğlu. Ardından da İmralı MİT görüşmeleri hakkında söyledikleri var. Eşi Selvi Kılıçdaroğlu'yla Pursaklar'daki sevgi evlerini ziyaret eden
Ana muhalefet lideri Kılıçdaroğlu'nu çocuklar yeni yıl eğlencesiyle karşıladı. Kılıçdaroğlu çifti buradan sonra Ankara Pursaklar'da bulunan Necda Kızılbağ huzurevini ziyaret etti. Ziyaretlere Genel Başkan Yardımcısı Yakup Akkaya eşlik etti. Ziyaretlerinin ardından Kılıçdaroğlu tıkanan anayasa çalışmaları ile ilgili süre kısıtlamasının olmaması gerektiğini söyledi. Eğer biz toplumun beklentilerine uygun bir anayasa yapma yönünde irademizi ortaya koyabilirsek bu bir süre sonra gerçekleşecektir. Anayasada zaman kısıtı koymamalıyız. Şu kadar süre içinde anayasa değişecek diye bir kural koymamalıyız. Biraz esnek olmalıyız, tartışma zemini yaratmalıyız, toplum tartışmalı, üniversiteler tartışmalı, sivil toplum tartışmalı, meslek kuruluşları tartışmalı. İmralı MİT görüşmesinin Başbakan Erdoğan tarafından açıklanmasını ise halka doğruyu söylemek olarak nitelendirdi. Halka doğruları söyleme yönünde atılmış önemli bir adımdır. Daha önce bu tür şeyleri söylediğimizde çok ağır bir suçlamayla karşı karşıya kalmıştık. Demek ki halka doğruları söylemek her zaman güzel. Biz de bu amaç için çalışıyoruz Sayın Kılıçdaroğlu. Amacımız halkımıza daima doğruları söylemek. Yani bu amaçla yola çıktık, medya sektöründe faaliyet gösteriyoruz ama doğruları söylerken değil 99 köyden kovulmuş olmamıza rağmen hala doğruların peşindeyiz. Keşke sadece bazı dürüst haberciler değil de haberlerde toplumun değerlerini ön plana çıkartan, toplumun bilgi alma özgürlüğünü ön plana çıkartan, haber olsun diye değil, toplumun bilinçlenmesi için haber yapan habercilerin dışında bir de gerçekten doğruları her zaman söyleyebilen, cesurca söyleyebilen siyasilerimiz de çoğalsa ne diyelim? İşte bunu diyoruz. Saatler 7.53'ü gösteriyor. Programımıza aktif olarak katılabilirsiniz. Tekrar edelim. Facebook'ta TV 2000 Murat Şahin. Facebook'ta TV 2000 Murat Şahin sayfasına yorumlarınızı, görüşlerinizi yazabilirsiniz. Şimdi efendim şu Milli Piyango ile ilgili bir haberimiz var. Bir bakalım ne yapmışız Milli Piyango ile ilgili hayallerimiz yıkılınca. Bu Milli Piyango da büyük ikramiye nerelere isabet etmiş. Akılları yerinden oynatacak 45 milyonluk büyük ikramiyenin adresleri belli. Ancak dün yılbaşlarının vazgeçilmezleri arasında yer alan Milli Piyango çekilişleri için farklılık söz konusuydu. Bu yıl çekilişler televizyonda yayınlanmadı. 45 milyon TL. Milli Piyango'nun gerçekleştirdiği bir organizasyonla yapılan 2013 yılbaşı özel çekilişinde 45 milyon liralık büyük ikramiye de dahil bütün ikramiyeler sahiplerini buldu. 6 milyon 718 bin 374. Milli Piyango İdaresi'nin Kızılay'daki binasında ve Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonu'nda yapılan gündüz bölümü çekilişlerinde amort ikramiyeleri hariç olmak üzere 1 milyon liranın altında ikramiye kazanan numaralar belirlendi. Noter huzurunda yapılan gündüz bölümü çekilişini vatandaşların izlemesine izin verildi ancak basın yayın organlarının görüntü ve fotoğraf almasına izin verilmedi. 1 milyon lira ve üzerindeki ikramiyelerle amorti çekilişleri ise saat 22'den itibaren Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonu'nda gerçekleştirildi. İstanbul, İzmir, Muğla ve Adana'da satılmıştır. 45 milyon liralık büyük ikramiye 4'e bölündü. Büyük ikramiye 6, 7, 1, 8, 3, 7, 4 numaralı çeyrek bilete isabet etti. Büyük ikramiyenin isabet ettiği çeyrek biletler İstanbul, İzmir, Muğla ve Adana'da satıldı. 45 milyon TL'lik Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün yılbaşı özel ikramiyesi çeyrek bilete isabet etmiştir. Bu biletler İstanbul, İzmir, Muğla ve Adana'da satılmıştır. Ben 45 milyon TL'lik ikramiyeyi kazanan numarayı bir kez daha anons etmek istiyorum. 6 milyon 718 bin 374. 5 milyon lira ise 6, 5, 1, 4, 5, 3, 1 numaralı bilete çıktı. 2 milyon TL ise 3, 4, 4, 9, 2, 2, 8 numaralı bilete. 1 milyon TL'lik ikramiye ise 3, 6, 6, 5, 4, 0, 6 numaralı bilete çıktı. Amorti vuran numaralar ise 4 ve 5 oldu. İkramiyelerini öğrenmek isteyenler Milli Piyango'nun resmi internet sitesinden, haber sitelerinden, Milli Piyango satış bayilerinden ya da gazetelerin tam liste Milli Piyango eklerinden talihli numaraları öğrenebilir. 6 milyon 718 bin 374.
Oh be diyorlar. Oh be. İyi para vallahi. 45'in böl 4'ü kaç ediyor? 12,5 mu? Yok, 12,5 eder mi ya? 11,25. İyi para vallahi. Yani düz parada iyi para ya. Efendim, tarihi çağrı diyor ajansla bir haber. Bakalım neymiş bu tarihi çağrı? Kuzey Kore lideri Kim Jong-un 19 yıllardan sonra televizyondan halka hitap ederek güneye zeytin dalı uzattığı belirtiliyor. Kuzey ve Güney Kore. Kore'nin iki yakası. Kuzey ve Güney arasında sürekli bir tartışma var. Çekişme var. Çatışma demeyelim. Şimdi Kuzey Kore ile Güney Kore arasında öyle bir rekabet var ki Kuzey Kore içine kapanmış durumda. Yani insanlar yokluk içinde yaşıyorlar. Sonuçta Kore, yani bildiğiniz Kore. İstanbul'un Anadolu yakası, Avrupa yakası mantığından yola çıkacak olursak çok da güzel bir örnekleme olur aslında. Şimdi Kuzey Koreliler ayrı bir ırktan da Güney Koreliler ayrı bir ırktan mı? Hayır, ikisi de aynı ırktan ama Kuzey, Güney'de etkilenmişler işte. Bizim bu televizyon dizisinden mi etkilendiler? Yok, o televizyon dizisi sonradan başladı. Kuzey, Güney Kore arasındaki gerilim uzun süre devam etti. Yok ben başkan olacağım, yok ben yöneteceğim ülkeyi, yok değilsen ben yöneteceğim gibi tartışmalardan olsa gerek. Kore ikiye bölünmüş yıllar yıllar önce. Kuzey ile Güney ile Kore aslında bir bütün olmalıyken maalesef bir bütünün, bir elmanın iki yarısı olarak dünya kamuoyunda uzun süre gündemi meşgul ettiler. Bundan sonra da meşgul edecekler. Kuzey Kore, içine kapanık dedik, insanlar yokluk içinde yaşıyor, bir diktatör rejimi söz konusu. İşte ülkeyi yöneten diktatör hayatını kaybettiğinde yas ilan edildi, günlerce ağlamak zorunlu kılındı, ağlamayana ceza vardı. İlla kendinizi yerden yere atacaktınız yani, babanız için bu kadar ağlamazsınız ama Kuzey Kore lideri için bu kadar ağlamak bile azdı. Ağlamayanlar falan içeri atılıyordu. Neyse. Onun yerine oğlu geçti. Bir takım şeyler değişecek mi değişmeyecek mi derken daha 18-20 yaşında çocuk Kuzey Kore'yi ne yaptı? Yönetmeye başladı. Bu diktatörlüğün hüküm sürdüğü Kuzey Kore, dur bakalım ya biz ne yapıyoruz dedi. Sonunda sanki güneye bir zeytin dalı uzatmaya başladı. Bak gelir aranızı bulurum. Yani aranızı yaparım. Kuzey ve Güney Kore. Kuzey Güney Kore. Aranızı yaparım. Bak sizi barıştırırım. Tekrar Kore olursunuz. Öyle iki parçalı bir devlet olmaz. Onun bir kere altını çizelim. Kuzey Kore'de yaşayan, sefalet içinde yaşayan insanlar da artık ekonomik özgürlüklerine kavuşsunlar. Yani ekmek yiyebilsinler. Türkiye'deki gibi gayri safi milli hasıla oralarda da artsın canım. İnsanların cebine para girsin yahu. Neyse bu Kuzey Kore, Güney Kore umarım bundan sonra işler yoluna gider. Çünkü Kuzey habire füze denemeleri yapıyor, füze geliştiriyor, bilmem ne yapıyor. Güney ise teknolojiye odaklanmış durumda. Güney Kore otomobil yapıyor, işte bilgisayar yapıyor, cep telefonu yapıyor, televizyon yapıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor. Hatta tren yapıyor, bildiğiniz tren yani. İstanbul'da kullanılıyor şimdi bu yeni trenler, modern trenler falan. Adamların yapmadığı şey yok Güney Kore'nin. Teknolojide neredeyse dünya markası oldular, bir numaralı ülke oldular. Kuzey hala ne alaka? Peki bu zeytin dalını uzatan da kabul eden de iyi şeyler yapacaklar diye düşünüyoruz. Hayatına karşılık 14 bin lira. Bir bakalım bir trafik kazası mı acaba? Evet, İzmir'de 1.37 promil alkollü olarak direksiyonuna geçtiği otomobili kaza yapıp kentin ilk kadın futbol takımı Elit Spor'un kalesini koruyan 19 yaşındaki Ayşe Nur Yan'ın ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına neden olan Ali Turan 18 ay hapis cezasına çarptırıldı. Geriye melek kanatlı fotoğrafları kalan kızları Ayşegül için sigorta şirketinden sadece 14 bin lira tazminat ödemek istemesiyle büyük üzüntü yaşadı ailesi. 14 bin lira tazminat. İşte insan yani can, insan hayatı bu kadar ucuz Türkiye'de. Yani Türkiye burası. Yani yıl 2012 de olsa, 2013 de olsa, 2023 de olsa, 2071 de olsa burası Türkiye. Yani affedersiniz de hayvanlığın, sığırlığın, danalığın haddi hesabı yok. Bir kere Türkiye'de insanların birbirine karşı saygısı yok ya. Türkiye'de insanların birbirine karşı saygısı yok. Mesela araç sürücüleri. Ya bir durun, yaya karşıya geçsin. Senin altında motorlu bir araç var sonuçta.
senin altında motorlu bir araç var. Mesela yağmur yağarken ya da soğuk havalarda bunu çok görürüz. Ya da adamın elinde ağırlığı vardır, poşetler vardır. Bekler ki arabalar kendisine yol versin. Mesela bu medeniyetin bir göstergesi değil mi? Mesela eskiden İstanbul beyefendileri dedikleri o elit kesim diyelim. Taksim'e, Beyoğlu'na çıkıldığı zaman eskiler anlatırlar. Efendim herkes grand tuvalet giyinirmiş. Son böyle temiz elbiseler falan, fiyakalı haller. Taksim'e çıkıldığında, İstiklal'e çıkıldığında, Beyoğlu'na çıkıldığında o İstanbul beyefendileri bir hanımefendiyle karşılaştıklarında efendim şapkaları çıkartılarmış, selam verirlermiş, saygı dururlarmış, saygı gösterisinde bulunurlarmış bir hanımefendi gördükleri zaman. Şimdi ise oh, kim kime dumduma yani. Mesela adam geliyor size çarpıyor. Çarpıyor, özür dileyeceğine aksine üstüne bağırıyor. Lan haksızsın. Ya bizim medeniyetleşme konusunda daha çok ama çok fırın ekmek yememiz lazım. Zaten ne geldiyse başımıza hep fırın fırın ekmek yemekten geldi. Biraz geri vites yapmaya başladı herhalde ekmekten dolayı bazı kişilerin beyni. Ne yapacağız? Biraz medeni olacağız. Medeni olmayı öğreneceğiz. Bu arada cep telefon şirketlerini de ben şiddetle kınıyorum artık ya. Bu beleş kontör, o kontör. Ya yapmayan arkadaş bunu. Şimdi adamlar yani dün rastladık, bir hadise yaşadık. Arka koltuğumuzda oturan hanımefendi yani seyahat boyunca ne kadar çok eşi dostu varsa beleş kontörler aradı yani. Buna kafa derler. Yani ha medeniyet diyoruz ya. Hakikaten medeniyet yani. Neyse efendim şimdi dün yollar bomboştu, gündüz sabah trafik yoktu, o yoktu İstanbul'da. Peki şu an nedir durum? İstanbul'un trafiğine bir bakalım isterseniz. İstanbul'un trafiğine bakalım, sonra şu yılbaşı kutlamalarından görüntülerde ekranınıza getireceğiz. Hadi bakalım İstanbul'un yolu diyoruz. Yeni yılın ikinci günündeyiz. İstanbul'da nerelerde ne var? Bayrampaşa'ya hemen uzanalım. Hal Bayrampaşa yönünde araç arızası var efendim. Tekrar edelim. O3 Hal Bayrampaşa yönünde araç arızası var. Bu araç arızası nedeniyle sevgili seyirciler o noktada trafik yoğunlaşıyor. İstanbul'da başka nerelerde trafik var sorusunun cevabını sizlerle birlikte aramaya devam ediyoruz. İstanbul'un caddelerine göz atacağız, ana arterlerine göz atacağız. Köprüye girmeden kaza var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa yönünde küçük araçlı otobüs iki şeridi kapatmış bekliyor efendim. Tekrar edelim. Köprüye girmeden kaza var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa yönünde bir panel van diyebiliriz, bir minibüs diyebiliriz. Bir şehirler arası otobüsle çarpışmış efendim. Bu çarpışma nedeniyle, bu kaza nedeniyle iki şerit trafiğe kapalı şu an itibariyle. Tem Kavacık yönü Çekmeköy kavşağına gelmeden sol şeritte maddi hasarlı var. Tem Kavacık yönü Çekmeköy kavşağına gelmeden sol şeritte maddi hasarlı kaza var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa yönünde maddi hasarlı trafik kazası olduğu bilgisini iletelim. Kaza nedeniyle iki şerit trafiğe kapalı, köprü girişinde yoğunluk yaşanıyor. Sultanbeyli'de, Tem Sultanbeyli'de otobüs arızası var. Havaalanı yönünde trafik yoğun. Tem Sultanbeyli otobüs arızasının yaşandığı nokta olarak öne çıkıyor. Şu dakikalarda Tem Sultanbeyli'de otobüs arızası nedeniyle havaalanı yönünde trafik her geçen dakika yoğunlaşıyor. E5'te Avrupa yakasında E5 Küçükçekmece Hacı Şerif yönünde araç arızası var. İstanbul'un Avrupa yakasında E5 Küçükçekmece Hacı Şerif yönünde araç arızası var. Trafik yoğunlaşıyor. Basın Ekspres E6 bağlantı yolunda bir araç kalmış durumda. Dörtlülerini yakmış durum vaziyette bekliyor. Tekrar edelim. Basın Ekspres E6 bağlantı yolunda bir araç trafikte kalmış durumda. Dörtlüleri şu an yanıyor. O araç orada trafikte kalmış durumda. İstanbul'un yoğunluğuna, yolların yoğunluğuna da bir bakalım. Onun haricinde sizlere iletebileceğimiz başka bir kaza veya araç arızası var mı? Yok. Peki İstanbul'un yoğunluğuna bakalım. Ana arterlerdeki yoğunluklara bakalım. Bir kere köprüler yine sabah itibariyle felç olmuş durumda.
İstanbul aslında yaşanası bir şehir olmaktan çoktan çıkmış durumda ama işte hani derler ya cihazlara bağlı olarak yaşatmak. Onun gibi bir durum söz konusu İstanbul'da. Mega kent aslında çoktan iflas bayrağını çekmiş ama çeşitli cihazlarla hayatta tutulmaya çalışılıyor. Bakalım İstanbul'un trafiği nasıl? Efendim İstanbul'un Avrupa yakasından göz atmaya başlayalım trafiğe. İstanbul'da Avrupa yakasında Avcılar noktasında. Büyükçekmece'den Küçükçekmece'ye gelen sürücüler Avcılar'da 29 kilometrelik bir hızla ilerleyebiliyor. Avcıların farklı noktalarına da göz atacağız. Biraz rahatlıyor gibi üniversite olaylarında ama ondan sonra yine yoğunluk devam ediyor. Hacı Şerif noktasında Avcılar'da Hacı Şerif'te Küçükçekmece yönünde 13 kilometreye kadar düşüyor araçların ortalama hızı. Avcılar'da Küçükçekmece yönünde Hacı Şerif mevkinde 13 kilometreye kadar çıkıyor, düşüyor araçların hızı. Avcılar'dan çıkış noktasında 28 kilometreye yükseliyor araçların ortalama hızı ve Küçükçekmece Gölü noktasında daha hızlı ilerliyor araçlar. 54 kilometre kadar varabiliyor ortalama hızları. Peki Küçükçekmece'den Avcılar'a gidişte durum nedir? Küçükçekmece Gölü'nün giriş noktasında 49 kilometre ortalama hız. Küçükçekmece Gölü'nün önündeki o düzlük alanda araçlar yine 49 kilometre hızla ilerleyebiliyor. Avcılar'ın yokuşundan itibaren 25 kilometreye düşüyor araçların ortalama hızı. Hacı Şerif noktasında trafik daha da rahatlıyor. Büyükçekmece yönüne giden araçlar 32 kilometreye çıkıyor. Üniversite noktasından itibaren Avcılar'da İstanbul Üniversitesi'nin bulunduğu noktadan itibaren trafik daha da rahatlıyor. Peki TEM'de durum nedir diyelim. TEM'e bir göz atalım. İstanbul'daki noktalara göz atmaya devam ediyoruz. Bu arada TEM Çakmak Ümraniye yönünde maddi hasarlı trafik kazası meydana geldiğini belirtelim. TEM Çakmak Ümraniye yönünde maddi hasarlı bir trafik kazası meydana geldi. Bir şerit trafiğe kapalı. TEM Mahmut Bey gişelerde şu an için Edirne istikametinde herhangi bir sıkışıklık yok. Avrupa istikametinde yani Boğaziçi Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde trafik hafif yoğunluk gösteriyor. Bu bölgede gişelerden kaynaklanıyor bu yoğunluk. TEM İstoç-Şiyan yolda 61 km hızla ilerleyebiliyor. İki yönde de araçlar ortalama 60 km hız yapabiliyorlar. İki telli basın ekspres yolu Güneşli Mahmut Bey yönünde araçlar ortalama 59 km hız yapabiliyor. İki telli basın ekspres yolundaysa şu an itibariyle 20 km'ye kadar düşmüş durumda araçlarınızı TEM gişelerden sonra. Başakşehir yolu da bağlantısı da buraya ekleniyor. Şu noktada basın ekspres yolunda 20 kilometreye kadar düşmüş durumda araçlarınızı havalimanı yönüne doğru ilerleyen araçlarınız ama TEM'de basın ekspresten sonra trafiğin akıcı hale geldiğinde altını çizelim. D100 Çoban Çeşme'de Sefaköy Yeni Bosna arasından bahsediyoruz. Çoban Çeşme'de ortalama 19 kilometrelik bir ortalama hız söz konusu şu an itibariyle. O3 Hürriyet önünde Bağcılar Mahmut Bey yönünde ilerleyen sürücüler 29 km hız yapabiliyor şu dakikada. Tekstil kent Edirne yönünde ortalama 60 km'lik bir hız söz konusu diğer noktada. Yani Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giden sürücüler ise 79 km ortalama hız yapabiliyorlar. TEM Bayrampaşa'da 30 kilometreye kadar düşüyor araçların hızı. Gazi Mahallesi'nde Hassal yönünde 62 kilometrelik bir ortalama hız söz konusu şu an itibariyle. İstanbul'da iki köprüye doğru yaklaştıkça trafikte yoğunluğunu göstermeye başlıyor. Özellikle kazalar nedeniyle köprü trafiği her geçen dakika artıyor. Yıldırım Mahallesi meyve sebze halinin olduğu noktadan bahsediyoruz. Ortalama 57 kilometrelik bir hız var. Peki diğer noktalarda durum nedir? O3 atış alanı istikametinde giden sürücüler iki telli yönünde yavaşlayan trafikle karşılaşıyor. 21 kilometre hız yapabiliyor araçlar. O3 atış alanı istikametinde 20 kilometreye kadar çıkıyor bazı noktalarda araçların hızı. Yüzyıl Köprüsü'nün olduğu noktada 14 kilometrelik bir hız var. İstoç'tan gelip Bayrampaşa'ya giden araçlar 14 kilometrelik hız yapabiliyor şu an İstoç dolaylarında. Otogar çevresinde 24 kilometre ortalama hız dikkat çekiyor.
Biraz daha ilerilere bakacak olursak otogardan daha ileriki noktalar, daha ileriki noktalarda trafik rahatlamaya başlıyor. Tekrar teme dönelim. İkinci köprüde durum nedir? Kemerburgaz ayrımında ortalama 16 kilometrelik bir hız var. Arıcılar mevkine yaklaşınca araçlar 27 kilometreye kadar çıkabiliyorlar. Ve ikinci köprüye girişte yavaş yavaş yoğunluk kendini gösteriyor. Arıcılardan sonra trafik bir nebze rahatlasa bile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü OGS'de Terra mevkinde 16 kilometreye kadar düşüyor araçların ortalama hızı. Avrupa yakası girişinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Avrupa yakası girişinde ortalama hız 37 kilometre. Köprü üzerinde ise rahat bir trafik var şu an itibariyle. Peki ikinci köprüye çıkmadan önce arayollarda durum nedir? Sanayi Mahallesi Büyükdere Caddesi'nde Maslak dolaylı Levent 4. Levent dolaylarında ortalama 31 kilometre olarak göze çarpıyor araçların şu an itibariyle hızları. Nurtepe'de 21 kilometre hız yapabiliyor araçlar ortalama olarak. Sensörlerin algıladığı hız verisi bu. Peki ikinci köprüde trafik Anadolu yakasına geçişte yoğunluk arz ediyor. Köprü üzerinde şu an trafik rahat dedik ama birinci köprüye doğru durum nedir? D100 Çağlayan'da ortalama 37 kilometrelik bir hız söz konusu. Çağlayan'dan geçecek sürücülerin Haliç Köprüsü'ne doğru gelecek sürücülerin 37 kilometre hız yaptığını belirtelim. Çağlayan'dan Boğaziçi Köprüsü'ne doğru giden sürücülerin Mecidiyeköy girişinde 17 kilometreye kadar düşmek zorunda kaldığını da hemen detay olarak sizlerle paylaşalım. Ok Meydanı'nda 52 kilometre hız yapabiliyor araçlar ortalama. Ok Meydanı DMS mevkinde 11 kilometreye kadar düşüyor hız. Edirne Kapı'da 23 kilometrelik hız dikkat çekerken Haliç önünde 21 kilometreye kadar çıkabiliyor araçların hızı. Boğaz Köprüsü çıkışı metrobüs güzergahında yoğunluk hissediliyor. Zincirlikuyu Boğaziçi Köprüsü arasında. Boğaziçi Köprüsü yıldız katılımında 5 kilometreye kadar düşmüş durumda araçların hızı. Babamcı'da ortalama 45 kilometre olarak göze çarpıyor. Ortalama trafik akışı. Yıldız katılımında, Boğaziçi Köprüsü yıldız katılımında 9 kilometreye kadar düşmüş durumda. Hız köprüye tam çıkış noktasında 5 kilometre kadar hızla ilerleyebiliyor araçlar. Birinci köprüde Avrupa yakasından Anadolu yakasında geçişler ciddi şekilde yoğunluk gösteriyor. Köprünün giriş noktasında yoğunluk var. Köprünün üzerinde biraz rahatlıyor. Trafik Anadolu yakasına geçişte 49 kilometreye kadar çıkıyor. Köprü çıkışı da, birinci köprünün çıkışı da, Anadolu yakası çıkışı da oldukça rahat. Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçmek isteyen sürücüler Altunizade dolaylarında 23 kilometre hızla ilerleyebiliyorlar. Birinci köprünün girişi yoğun. Peki ters yönde, yani Avrupa yakasına geçişte köprü üzerinde trafik nasıl akıyor sorusunun cevabını iletelim. Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişte trafik rahat. Köprü üzerinde ortalama 68 kilometre hız yapabiliyor araçlar. Hemen ikinci köprüye uzanalım. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında ortalama 69 kilometrelik çıkış var Anadolu yakası yönünde. Kavacık'tan Levent yönüne gelen sürücüler ise ikinci köprünün girişinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün girişinde 24 kilometre, ortalama 24 kilometre hız yapabiliyorlar. Kavacık'ta yan yolda ortalama, Kavacık'a çıkan yan yolda ortalama 60 kilometre hız var. İkinci köprü dolaylarında trafik kazası olduğunu, trafik kazası nedeniyle kapalı şerit olduğu bilgisini iletelim. Bu kazadan dolayı yoğun bir trafik var. Tem Kavacık, Ümraniye Kavacık arasında 39 kilometre olarak göze çarpıyor araçların hızı. İkinci köprü dolaylarındaki trafik daha da gerilere yansıyor. Ümraniye'de ortalama 6 kilometre olarak ilerliyor araçlar. 6 kilometre hızla ilerliyor araçlar. Ümraniye kavşağında 24 kilometreye kadar çıkabiliyor ortalama hız. İkinci köprünün trafiği Ümraniye'ye yansımış durumda. Tem Çakmak yoğun. Yine farklı noktalara bakalım. Birinci köprü bir nebze de olsa rahat, ikinci köprüye oranla şu dakikalarda. İkinci köprünün trafiği Dudullu Kavşağı'na kadar yansıyor. Ortalama 34 kilometrelik bir hız söz konusu Dudullu Kavşağı'nda. Tem Kartal'da 55 kilometre hızla ilerleyebiliyor araçlar. Biraz daha geri noktalara bakalım. Sultanbeyli noktasında 44 kilometreye kadar düşebiliyor ortalama hız şu dakikalarda.
Bir de E5 güzergahına bakalım. D100 Güzelyalı'da ortalama 39 km hızla ilerliyor araçlar. Pendik Tuzla yönünde ilerleyen araçlar tersane noktasında, Pendik tersane noktasında 20 km hız yapabiliyorlar. Tam ters noktada daha rahat bir trafik var tabii ki. İstanbul'da son bazı birkaç noktaya bakacağız. Ondan sonra da yol durumuna nokta koyacağız. Bugün itibariyle Anadolu yakasında D100 Kartal Otosanayi'de Maltepe Soğanlık yönünde 26 km ortalama hız var. Ters yönde ise 79 km olarak ölçülüyor araçların hızı. Kartal Gülsu'nda 58 km. Her iki yönde de gidiş ve geliş istikametinde de araçların ortalama hızı. Anadolu yakasında farklı bir noktaya daha bakalım. Anadolu yakasında sahil şeridine yakın yerlerde durum nedir? Bunu sizlere iletmeye çalışalım. Bağdat Caddesi girişinde ortalama 42 kilometrelik bir hız var. Peki Avrupa yakasında sahilde durum nedir? Avrupa yakasında sahilde Yeşilyurt noktasında yine yoğunluk var. 22 kilometreye kadar düşüyor araçların hızı. Bakırköy sahilinde ortalama 47 kilometreye kadar çıkan araçlar Zeytinburnu sahil yolu noktasında yavaşlamak zorunda. 37 kilometreye düşüyor yer yer Avrupa yakasında sahil yolunda trafik. Yedikule noktalarında. Yedikule'ye geçtikten sonra ortalama 50 kilometreye kadar çıkabiliyor araçlar. Kumkapı sahilde 46 kilometre olarak ölçülüyor hız. Daha sonra da trafik oldukça rahatlıyor. Evet, İstanbul'un trafiğine baktık. İstanbul'un ilk resmi tatilinin ardından yeni yılın ikinci gününde yol durumu böyleydi. Özellikle köprü, ikinci köprü girişinde Anadolu yakasında trafik kazası olduğunu hatırlatalım. Bu kaza nedeniyle Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçmek isteyen sürücüler, ikinci köprüyü kullanacak olan sürücüler oldukça yavaşlamak zorunda. Ümraniye'ye kadar yansıyor. Her gün, her zaman olduğu gibi ikinci köprünün trafiği. TEM Mahmut Bey gişeler noktasında da araç arızası olduğu için, TEM'de araç arızası olduğu için bir de Mahmut Bey gişelerden gelen araçların katılımı nedeniyle de Basın Ekspres noktasında şu dakikalarda yoğunluk yaşanıyor. Evet, İstanbul'un yoluna göz attık. Hadi gelin şimdi de klibimizi izleyelim. Ateşi aşkına yaktın özümü, Halil İbrahim'le nardan gelirim, Abu Kevser ile yudun özümü, kıkların bezminde dardan gelirim. Çerağın almış eline dost dost ay dost, Cebrail çerağın almış eline, muhabbete gider dostun iline, hayranım şakıya budu diline, Rıdvan kapı açmış şardan gelirim. Carali tenden sual etme, ten kuru tendir dost dost. Senden sual etme, ten kuru tendir, can onun içinde gevheri kandır, bu ilmin deryası bahri ummandır, sırrı kal oldukça sırdan gelirim. Hü-h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 ü
Niyem ikramdan belliyim dostum zaydur. Nesim niyem ikramdan belliyim. Gerçek erenlerin kemter vuruyum. Ali bahçasının gonca gülüyüm. Münkür münafıka hardan gelirem. Hüdey 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 merdan ya Ali, sensin her dertlere derman ya Ali. Dem 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 merdan ya Ali, sensin hastalara şifa ya Ali. Gel ey zahit bizim ile çekişme, ey dost çekişme. Hakkın yarattığı kul sana neyler, kendi kalbin arıt bize ilişme. Bende küfür sende imana neyler, hüdey 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 merdan ya Ali, sensin her dertlere derman ya Ali. Zahit sen bu sırra erem mi dersin, erem mi dersin? Erenler halinden hey dost bilen mi dersin? Mescid hak meyhane haram mı dersin? Hak olan mescide meyhane neyler? Hüdey 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 merdan ya Ali, sensin her dertlere derman ya Ali. Sekiz derler şu cennetin kapısı, hey dost kapısı. Hakka doğru gider yolun hepsi. Korkusun çektiğin sırat köprüsü, yolu doğru süren insana neyler? Hüdey 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 merdan ya Ali, sensin her dertlere derman ya Ali. Bir sultan abdalım erhaksın erhak, erhaksın erhak. Münkir olanlardan hey dost bırak sınırak. Kurdun işin amel lokmasın yemek. Hak için adana kurbana neyler? Hüdey 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 merdan ya Ali, sensin her dertlere derman ya Ali. Dost dün gece seyrim içinde ben dedem Ali'yi gördüm. Eğildim niyaz zeminde ben dedem Ali'yi gördüm. Ben Şahım Ali'yi gördüm. Kan beri durur sağında, salınır cennet bağında. Musa ile Tur dağında ben dedem Ali'yi gördüm. Ben Şahım Ali'yi gördüm. Cennet kapısında duran, kilidin mührünü vuran, Yezide kılıcını vuran ben dedem Ali'yi gördüm. Ben Şahım Ali'yi gördüm. Üçer ayağlar şişede, aslanlar gezer meşette. Geri iklim car köşede ben dedem Ali'yi gördüm. Ben Şahım Ali'yi gördüm. Yüce dağlar coşkun coşkun, bu himmetim aşka düşkün. Cümle meleklerle üstün ben dedem Ali'yi gördüm. Ben Şahım Ali'yi gördüm. Hudey 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 hudey
Ben dedem Ali'yi gördüm. Hudey 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 hudey. Ben Şahım Ali'yi gördüm. Şimdi dünyada yeni yıl kutlamalarına bakacağız ama bize ulaşan mesajlarınız var, onlara bakalım efendim. Neler yazdınız, sizlerden neler geldi? Bir kere Fatih Şimşek kardeşimize saygılarımızı iletelim, sevgilerimizi iletelim. Kendisi şu an vatan borcunu ödüyor. Alnının teriyle, öyle parayla değil yani. Selamun aleyküm Murat abim diyor. Ve aleyküm selam Fatih kardeşimiz. Bize bir mesaj gönderdi, onu okuyoruz şu an. 2013 yılında tüm güzellikler seninle olsun. Vatani görevden dolayı programını takip edemedim. 5 gün izin aldım ve izleyemedim programların çoğunu internet üzerinden izledim. Bu kardeşini unutmayıp güzel dileklerini gönderdiği için canı gönülden teşekkürlerimi sunarım. Allah razı olsun. Ben izlemesem de alem her gün ekran başında. Abi bunu bil diyor. Yüce Allah'a emanet ol, kendine iyi bak diyor. Allah razı olsun Fatih kardeşimiz. Sen de Allah'a emanet ol. Hayırlı tezkereler diliyoruz Fatih ve tüm Mehmetçiklerimize. Şimdi bize ulaşabilirsiniz dedik. Facebook'ta TV2000 Murat Şahin. Tekrar edelim. Facebook'ta TV2000 Murat Şahin sayfasına yorumlarınızı, görüşlerinizi gönderebilirsiniz. Gelenler var, mesajlar var. Onlara göz atmaya devam edelim. Bu arada daha önce programda dile getirdik. İİBF mezunlarının sıkıntıları devam ediyor efendim. Kendilerini çeşitli medya kuruluşları sayesinde anlatma fırsatı buldular. Ve bundan sonra da etkinliklerinin devam edeceğini belirtiyorlar. Gelen mesajlarınıza göz atmaya devam ediyoruz dedik. Biraz geriye döneceğiz. İhsan Pişkin adlı değerli izleyicimiz. Evet Murat Bey, 2012'de neler oldu? Kim kiminle Arınç Dağı çıkardım, başbakan ben daha çıkmazdım gibi vesaire gibi safsatalar ekrana taşıyacağına 9 yıl içinde şehit olan askerlerimizi anarak geçtiğin için bir kez daha kutluyorum. Size helal olsun diyor. Allah razı olsun. 2012'de neler oldu, neler bittiler yerine sizlere sürekli 2012'nin işte terör karnesini ekranınıza taşıdım. Mesela bu önemli bir şeydi. 2012'nin terör karnesi çok çok önemli bir bilgi içeriyordu. Neydi o? 2009 yılında 55 şehidimiz varken 2012 yılında 120'den fazla şehidimiz oldu. Yani son 3 yıl içerisinde şehit sayımız 2 kattan fazla arttı. %100'den fazla arttı. 2012 karnesi, terör karnesini ekranınıza getirdik. Yıl sonunda bunu ekranınıza getirdik. Hatta terör konusunda bazı konulara daha değindik. Telefon bağlantıları onlar bunlar. Bu önemliydi efendim. Şimdi peki devam edelim. Başka ne var ne yok sorusunun cevabını aramaya. Karaçay Türk'e selamlarımızı gönderelim. Size de iyi yıllar diliyorum. Akıl tutulması yaşayan halkımızın da o tutulmadan kurtulmalarını diliyorum diyor. Allah razı olsun. Devam edelim. Başka neler var? Gelen mesajlarınıza göz atalım. İyi yıllar diyor Sema Çelik. Efendim sizlere de hayırlı yıllar, mutlu yıllar diyelim. Selda Şahan adlı değerli izleyicimiz. Ben de inşallah iyi bir iş, sağlık, mutluluk, huzur diliyorum herkese diyor. Allah razı olsun. Allah gönlünüze göre versin. Selda Şahan adlı izleyicimizin mesajı da bu şekildeydi. Duran Ekici sabah size yetişemedim diyor önceki programımızda. Şunu yazacaktım ve sayfamda yazdım şöyle. Yeni yıl mesajı. Mevlam görelim neyler, neylerse güzel eyler. Almanya'dan selamlar diyor. Bizden de Almanya'ya selamlar, sevgiler, saygılar. Duran Ekici'ye de selamlarımızı gönderdik. Bakalım başka neler var. Emrah Kaplan. Yeni yıl kellere saç, hastasına ilaç, züğürte para, sıvacıya mala, işsize iş, dişsize diş, olmayana çocuk, üşüyene gocuk, kızana buz, yemeğe tuz, nazar değmişe hoca, evde kalmışa gacı goca, dırdırıcıya akıl, onu çekene sabır vermesini dilerim diyor Emrah Kaplan gönderdiği mesajında. Bu da hoş, güzel temennilerden bir tanesi tabii ki. Biraz da neşeyle yaklaşmak gerekiyor. Başka mesajlarınız var mı yok mu? Biraz karışık bir ortam şu an söz konusu efendim, bakalım. Melik Anne'ye de selamlarımızı gönderiyoruz.
Peki. Hadi gelin yılbaşı ile ilgili bir takım mesajlar okuduk. Yılbaşı ile ilgili sosyal medyada yeni yılla ilgili hala mesajlar dört geziyor. Herkes birbirine yeni yıl tebriklerini göndermeye devam ediyor. Biz de bu vesileyle bir kere daha 2013 yılının sizlere hayırlar getirmesini temenni ediyoruz Yüce Allah'tan. Dur bakalım 2012'yi nasıl uğurlamış, 2013'ü nasıl karşılamış dünya? Hadi bakalım efendim dünya genelindeki yeni yıl kutlamalarını istiyoruz. Burası Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Dubai. Dünyanın en büyük gökdeleni olarak nitelendirilen 828 metrelik yüksekliğe sahip ve 160 katı kullanılabilir Burç Halife önündeki kutlamalarda havai fişek ve ışık gösterileri yapıldı. Rusya'da da oldukça renkli görüntüler ortaya çıktı. Azerbaycan'da yeni yılı havai fişek gösterileriyle karşıladı. Bu görüntüler de Çin'den. ...2013'e en görkemli girilen ülkelerden biri de Fransa oldu. Başkent Paris'te Eyfel Kulesi bu yılda ışıklandırıldı. İngiltere'nin başkenti Londra'da da yüz binlerce insan Thames Nehri kenarında yılbaşı coşkusunu yaşadı. Big Ben Kulesi'ndeki çanın çalınmasının ardından Londra'nın simgesi haline gelen dev dönme dolapta ışık ve havai fişek gösterisi yapıldı. Hollanda'da ise yılbaşı için havai fişeklere 70 milyon euro harcandı. Yağan yağmura rağmen başkent Amsterdam'da 15 bin kişi hep birlikte yeni yıla girdi. İşte böyle bir şey insanlar ipi ipi dediler, havai fişekler patladı, onlar oldu, bunlar oldu. Konfetiler havalarda uçuştu. Böyle yeni yıla girdiler. Efendim yeni yıl, eski yıl neyse ne fark eder ki, her zaman Yüce Allah sizlere sağlık, sıhhat, huzur, mutluluk versin. Tekrar dönelim Facebook'ta TV 2000 Murat Şahin sayfasına. Facebook'ta TV 2000 Murat Şahin sayfasına bir dönelim. Halil Doğan, Mistik Bozkurt, Mert Karahanlı, Ahmet Akar ve diğer tüm seyircilerimize selamlarımızı, saygılarımızı gönderelim. Kemal Önal diyor ki, Murat Baba neredesin? Buradayız efendim, gözüküyoruz, gözüküyoruz ama... gazete yorumlarını özledik, Allah'a emanet ol. Evet, aslında yani olacak inşallah yakın zamanda. 2013'te beklentimiz budur. Gazeteler gelecekler. Gazeteler gelince biz de gazete yorumlarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Kenan Önal'a selamlarımızı gönderelim, saygılarımızı iletelim. Bu arada şunu da yapalım. Diyelim ki... Evet, mesaj yerine ulaşmıştır efendim. Başka neler var? Başka mesajlar neler? Çok sayıda mesajınız var ama geldikleri yerler karışık olduğu için, mesajlarınızın ulaştığı yerlerde biraz karışıklık yaşandığı için bunları sizlere iletmekte, seri olarak iletmekte biraz zorlanabiliyoruz. Efendim, yeni yıl kutlamalarını hazırlandığı zaman Türkiye... Bakın şöyle bir mesaj paylaşmıştık. Millet yeni yıl Mehmetçik vatan derdinde demiştik. Ve Diyarbakır'ın Lice kırsalında yürütülen operasyonlarda, teröristlere yönelik operasyonlarda çok sayıda teröristin öldürüldüğü bilgisini yine medya sektöründe ilk sizlerle paylaşan olmuştuk. Fatma Ayhan Kuru, Allah bütün Mehmetçiklerimizi korusun inşallah diyor. Teröristlerin kurşunları da kendilerine dönsün diye bir mesaj yazıyor. Mark Bar PKK'ha diyor Hamedullah Türkmen. Levent Kına diyor. Karaçay Türk, yılın son gününde güzel bir haberdi. Rabbim Mehmetçiklerimizi korusun. Bol hain temizlemeyi nasip etsin diyor mesajında. Peki, tekrar döneceğiz. Mesajlarınıza göz atacağız. Efendim, Bakan Şahin Hakkari'deydi. Yeni yılı orada karşıladı. Yeni yıla
Hakkari'de bir çorbacıda girdi Bakan Şahin. Daha sonra bazı açıklamalar yaptı. Bakalım Bakan Şahin'in yeni yıl mesajları nelerdi? Buradan barışı istemek, buradan kardeşliği istemek, buradan paylaşmayı ifade etmek başka yerlere göre biraz daha güzeldir diye temenni ediyoruz. Bu güzellik şüphesiz Hakkari'nin, Hakkari'mizin güzelliğidir. İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in yeni yıl için adresi Hakkari oldu. 2013 yılını Hakkari'de girmek için uçakla Van'a giden Şahin buradan karayoluyla Hakkari'ye geçti. Valiliği ziyaret etti. Vali Orhan Alimoğlu tarafından karşılanan Şahin, ziyareti sonrası kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş adamlarının da aralarında bulunduğu yemeğe katıldı. Bizim adaletimiz, bizim çalışmamız ve bizim paylaşım duygumuz inanıyorum ki yanlışları yok edecektir. Toplantısının ardından Bakan Şahin'in adresi Hakkari sokaklarıydı. Geniş güvenlik önlemleri altında saat 23.45 sıralarında caddeye çıkan Bakan Şahin bir süre dolaştıktan sonra Altay Caddesi üzerindeki bir çorbacıya girdi. Bakan Şahin çorba içerken güvenliği sağlayan polisin zırhlı aracı etrafında toplanan yaklaşık 100 kişilik genç grubu ateş yakıp Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çekti. Saat 00'ı gösterdiği sıralarda da gençler 2013'e havai fişek patlatarak girdi. Bakan Şahin ise 2013'e girdiği çorbacıdan çıkarak yine geniş güvenlik önlemleri altında geceyi geçireceği otele gitti. Bugün de Hakkari'de bulunan Bakan Şahin, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda askeri birlikleri ziyaret etti. Böyle bir yılbaşı geçirmiş oldu. Hakkari'den çok uzaklaşmayacağız, Diyarbakır'a gideceğiz. Zira Diyarbakır'da yılbaşı günü bir operasyon vardı. Bu operasyonda Mehmetçik teröristlere 2012'nin son darbesini indirdi. Bir yandan yurt içinde, bir yandan yurt dışında Irak'ın kuzeyinde hava destekli operasyon yapıldı ve çok sayıda terörist bu operasyonlarda etkisiz hale getirildi. Diyarbakır'ın Nice, Hani ile Bingöl'ün Genç ilçesi üçgenindeki kırsal alanda bir grup PKK'nın kış üstlenmesi hazırlığı yaptığının belirlenmesi üzerine bölgeye dün sabah saatlerinde hava destekli operasyon düzenlendi. PKK'nın kış üstlenmesine karşı teknik ve istihbarata dayalı gerçekleştirilen nokta operasyonlar kapsamında karşılaşılan bir grup PKK'lıya yapılan teslim ol çağrısına ateşle karşılık verilmesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada ilk bilgilere göre 3 PKK'lı öldürüldü. Çatışmaların yer yer sürdüğü bölgeye Diyarbakır'dan Sikorsk helikopterlerle jandarma özel harekat timleri indirildi. Kobra helikopterlerinde PKK'ların bulunduğu alanları bombaladığı belirtildi. Çatışmanın yaşandığı bölgedeki silah seslerinin yakın köylerden duyulduğu belirtildi. Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak yaptığı yazılı açıklamada, Lice kırsalında yürütülen operasyonda 10 PKK'nın suikast silahlarını da içeren mühimmatlarıyla ölü olarak ele geçirildiğini bildirdi. Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde ise adliye lojmanlarına molotof kokteyl attıkları gerekçesiyle 3 çocuk, 6 kişi tutuklandı. 28 Aralık günü çıkan olaylar sırasında hakim ve savcıların lojmanlarına molotoflu saldırıda bulundukları gerekçesiyle polisin düzenlediği operasyonda 8 kişi gözaltına alınmıştı. Bu kişilerden ikisi serbest bırakıldı. Altısı ise silahlı terör örgütüne üye olmak, örgüt propagandası yapmak ve patlayıcı madde bulundurmak suçlarından tutuklandı. Evet, emniyet güçlerimizin bu operasyonlarını anında sizlerle paylaşmıştık geçen cumartesi. Peki neler var, neler yok bu konuda bize gelen mesajlar. Kosovalı Tayfunlu Karapınar, evet Murat abi ülkeyi düşünen yok diyor. Türkmen Hüdaverdi Yılmaz, üstadım süpersin, Allah daima yolunu açık etsin diyor, Allah razı olsun. Hatta Murat Ayvacı, yedi yetmez tümü diyor teröristlere yönelik operasyonlarda. Nesir yazar o sayının 10'a yükseldiğini belirtiyor, göndermiş olduğu
mesajda. Sizlerden mesajlar gelmeye devam ediyor. Bu mesajlarınızı da sizlerle paylaşmaya, dünyaya duyurmaya devam ediyoruz. Efendim ne yapalım? Şunu yapalım. Tüm Mehmetçiklerimize bir kere daha Allah yar ve yardımcıları olsun diyelim. Başarılar, üstün başarılar dileyelim. Işık Soylu, Halil Doğan ve adını sayamadığımız diğer tüm seyircilerimize, çünkü dört isim çıkıyor orada, herkese bir kere daha selamlarımızı iletelim. Burada okumadığımız bir mesajımız kaldı mı? Sanırım burada yok. Peki diğer sayfalarımıza da göz atacağız. Bu arada ne mutluyum, ne mutluyum Türk'üm, ne mutlu Türk'üm diyebilen herkese diye bir paylaşımda bulmuştuk. Bu da oldukça ilgi çeken bir paylaşım oldu. Geçtiğimiz gün 2012'nin son günlerinde dünya genelinde Twitter ortamında en çok konuşulan 5. konu olmuştu. Bunu da tekrar hatırlatmış olalım. Efendim sistem çalışırken, mesajlarınız gelmeye devam ederken bir uyarı, belki de bir hatırlatma haberi ekranınıza getirmekte fayda var. Şimdi nedir? Şudur, üniversite girişte birinci aşama olan YGS başvuruları, efendim YGS başvuruları Ocak ayının ilk günleri itibariyle başlamış oldu. Yüksek öğretime geçiş sınavı için başvurular yarın itibariyle başlıyor. ÖSYM'nin internet sitesinde yayınlanan öğrenci seçme ve yerleştirme sistemi kılavuzuna göre ÖSYS'nin ilk sınavı olan YGS'ye başvurular 2-15 Ocak, lisans yerleştirme sınavlarına başvurular ise 22-29 Nisan tarihleri arasında yapılacak. 2013 ÖSYS kılavuzuyla aday başvuru formuna ÖSYM'nin www.osym.gov.tr adresinden ulaşabilecek olan adaylar, dağıtımı ve satışı yapılmayacak kılavuzun örneğini başvuru merkezlerinde inceleyebilecek. Bu yıl adaylara orta öğretimde zorunlu ders olan din kültürü ve ahlak bilgisinden YGS'de 5 ve LYS4'te ise 8 soru yöneltilecek. Kılavuza göre adaylara YGS'de Türkçeden 40, tarihten 15, coğrafyadan 12, felsefeden 8 ve din kültürü ve ahlak bilgisinden 5, temel matematikten 40, fizikten 14, kimyadan 13, biyolojiden ise 13 soru sorulacak. Ortaöğretim Kurumu Müdürlükleri ve ÖSYM Sınav Merkezi Koordinatörlükleri YGS Başvuru Merkezi olarak görev yapacak. Henüz mezun olmamış son sınıf düzeyindeki adaylar başvurularını okullarının bağlı olduğu başvuru merkezine yapacaklar. Ancak burası çalışır durumda değilse okul müdürü adayları bir başvuru merkezine yönlendirecek. Başvurunun yapılabilmesi için sınav ücretinin bankaya yatırılması gerekiyor. YGS 24 Mart 2013 Pazar günü tek oturumda yapılacak. Saat 10'da başlayacak sınav 160 dakika sürecek. YGS'de en az 1 puan türünde 140 ve üzeri puan almayan adayların yerleştirme puanı hesaplanmayacak. Başlattım. Bugün itibariyle YGS başvurularını başlattım efendim. Bugün itibariyle ÖSYM'nin bürolarına, ne bürosu, internet sitesine girerek oradan formları, başvuru yöntemlerini inceleyebilirsiniz. O yarını bugün olarak kabul ettiğiniz için size de sonsuz şükranlarımızı sunarız efendim. Mehmet Yüksel'e de selamlarımızı iletelim. Peki Mehmet Yüksel kimdir? Mehmet Yüksel AK Parti Denizli Milletvekili, aynı zamanda Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi. Efendim yakın takibinize girmek İyi, güzel. Peki, takipçilerimiz arasındaki milletvekili sayısı da her geçen dakika artıyor. İhsan Pişkin'den gelen mesajı birazdan okuyacağız. Vatan Murat Ayvacı diyor ki, Alparslan Türkeş Üniversitesi istiyoruz. Paylaşalım, sesimiz duyulsun diyor. Vatan Murat Ayvacı, Alparslan Türkeş Üniversitesi istiyoruz diyor. Doğrudur, hakkınızdır. Bu hakkınızın da yerine getirilmesi gerektiği kanaatindeyim. Sonuçta merhum Alparslan Türkeş, siyaset hayatından önce Türk tarihinde adı altın harflerle yazan önemli isimlerimizden birisi. Alparslan Türkeş'e vefa gereği kendi adını taşıyan bir üniversitenin kurulması tabii ki bu yönde talepleri olan değerli izleyicilerimizin en önemli haklarından biri. Çünkü günümüzde yaşayan siyasilerin adlarıyla üniversiteler var. Niye bu tarihe altın harflerle adını yazdırmış, hakkın rahmetine kavuşmuş, hakka yürümüş siyasilerimizin isimleriyle bir üniversite olmasın ki? Mekke'nin fethi kutlu olsun diyor Vatan Murat Ayvacı bir başka mesajında.
selamlarımızı iletiyoruz bir kere daha değerli izleyicimize. Evet, bir dönelim. Bir Maliki ile ilgili haberimiz var. Onu ekranınıza getireceğiz efendim. Irak Başbakanı Nuri El Maliki, Başbakan Erdoğan'ı eleştirdi. Peki neden eleştirdi? Çünkü Maliki, Başbakan Erdoğan'ın bazı söylemlerinin uluslararası ilişkilere çok ters olduğunu düşünüyor. Irak Başbakanı Nuri El Maliki, Irak'ta Sumayra Haber Kanalı'na konuştu. Açıklamalarında Başbakan Erdoğan'ı eleştirdi. Erdoğan'ın Irak'ın da Suriye gibi olmasını istediğini belirten Irak Başbakanı Maliki, bölgedeki pek çok ülkenin Erdoğan'ın politikaları nedeniyle rahatsız olduğunu savundu. Erdoğan'ı devletler arası ilişkilere ters açıklamalar yapmakla da suçlayan Irak Başbakanı Maliki, Türkiye'nin Kuzey Irak'a müdahalesine kayıtsız kalmayacaklarını da ifade etti. Maliki, Türk hükümeti Iraklı Türkmenlerden Kerkük'ün bir Kürt kenti olduğuna prensipte itiraz etmemelerini istedi. Bu bir şeylerin varlığını ortaya koyuyor. Bunun takipçisiyiz ve sessiz kalmayacağız ifadesini kullandı. Mesajlarınız gelmeye devam ediyor dedik ya, Vatan Murat Ayvacı günaydın diyor. O hainin amcasının oğlu çok oldu geberdi diyor. Mesajınızı okumuş olalım efendim. İhsan Pişkin adlı değerli izleyicimizin mesajına bakalım. Günaydın. Andımızı susturmaya çalışan Hüseyin Çelik'in amcasının oğlu dağda ölü olarak ele geçirilmiş. Çelik dağa çıkarsa şaşmayın diyor. Tekrar edelim. İhsan Pişkin. Günaydın. Andımızı susturmaya çalışan Hüseyin Çelik'in amcasının oğlu dağda ölü olarak ele geçirilmiş. Çelik dağa çıkarsa şaşmayın diyor. İhsan Pişkin mesajında Vatan Murat da ne yapıyor? Bu mesajı destekleyici bir mesajla tepkisini de ortaya koymuş oluyor. Efendim dedik ya, ne dedik? Mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Saatler 8.48'i gösterirken gelin isterseniz bir klip daha izleyelim. Ardından devam edelim. Yeah.
varken yitirdik. Hikayemiz böyle. Ne biliyorsun kim güler sonunda? Bir ömür boyu yalnızlık galip belki de. Sana kalmaz, kime kalmış ki bu malla mülküle kandıran dünya? Ha, kalleş böyle. Değişiyorsun, yitiriyorsun sen bizi günden güne. Devam ediyoruz sevgili seyirciler. Bakalım ne var ne yok. Gelişmelere de bir bakalım. Şöyle bir haber düştü ajanslara. 400 bin emekliye şok. Serbest çalıştığı halde bunu Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirmeyen ve emekli aylıklarından %15 sosyal güvenlik destek primi kesintisi yaptırmayanlar ortaya çıktı. Bunların 300 bini takibe alındı. Emekli aylıklarına geriye dönük haciz uygulanarak maaşlarının dörtte birinin kesilmesi işlemine başlandı. Tespit edilen 100 bin kişi de yakında takibe alınacak. Serbest çalıştığı halde bunu Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirmeyen 400 bin emekliye ceza geliyor. Bazı kesintiler yapılacak maaşlarında. 300 bini belirlendi, 100 bini de belirlenecek. Maaşlarının dörtte birinin kesilmesi işlemine başlandı bile. Emekliler şoke oldular. Şimdi bir ülkede işsizlik sorunu var ve siz bu işsizlik sorunuyla başa çıkmak için var gücünüzle çalışıyorsunuz. Evet, işsizlik sorununu ortadan kaldırmak lazım. Ne yapalım? Mesela emekliler çalışmasınlar. Ne de olsa çalışmış, emekli olmuş. O bir emekli maaşı alıyor. Peki ne kadar alıyor? Ya alıyor ya işte alıyor. Bu emekli maaşı alıyor mu? Alıyor. Tamam, ne kadarına bakmıyorlar. Emeklinin o parayla geçinip geçinemediğine bakmıyor kimse. Alıyor mu alıyor, tamam eyvallah. Daha çalışmasın, çalışırsa buna ceza uygulayalım, maaşını keselim. Durum budur yani. Emekli zaten aldığı parayla geçinebiliyor olsa daha niye gidip çalışsın? Yani işsizlik rakamlarını aşağı çekmek için emeklilerin üstüne bir kırbaç daha yapıştırmak şlak falan ne gerek var yani? Ayrıca emeklilerin çalıştığı işler de gençlerin çalışmadığı işler yani. Yani kimse emekliye sormuyor. İşte emekli, tamam sen emekli oldun, gidiyorsun çalışıyorsun ama ne yapıyorsun? Tuvalet mi temizliyorsun? Evet, onu yapıyor. Gece bekçiliği yapıyor, bunları yapıyor. Yok, emekli yapmasın bunları. Emekliler bu işleri yapmasın, işsizler yapsın. İşsizlik rakamları azalsın. Mantık bu yani. Yani bu mantıklarla, yani pislikleri halının altına itele mantığıyla gidecek olursak,
ne 2013 hak getire, ne 2023, ne 2071 yani. Sadece hedef koyduğunuzda kalırsınız. Kaldı ki o hedeflerde ne var? 2023 hedefleniyorsa net projeler ortaya konulmalı. Arkadaş ben 2023'te Jüpiter'e gideceğim diyor musun? Mars'a gideceğim diyebiliyor musun? Diyemiyorsun. Ay'a bile gideceğin garantisini veremiyorsun. 2071'de şunu yapacağım, dünyanın tek lideri ben olacağım, Türkiye olacak gibi bir hedef önünüze koyabiliyor musunuz? Koyamıyorsunuz. Önünüze koyduğunuz tek hedef var, 3 çocuk. Çarşamba akşamları seyredin Muhteşem Yüzyıl'ı. Zaten orada harem, marem, ne diyorlardı ona, halvet malvet, zaten bunları görüp millet gaza geliyor yani. Hedefe bak, 3. Hayır, doğruları söyleyince de bu sefer işte bazı neyse ya. Tem'de vahşet Eyüp'te Tem otoyolu Akşemsettin viyadüğü çıkışında yol kenarında kanala atılmış bir kadın cesedi bulundu. Olay gece 3 sıralarında yaşandı efendim. Boğazı kesilerek öldürülmüş halde bulundu. Adı öğrenilemeyen kadının. Bu arada şüphelinin de polise teslim olduğu bilgisini de sizlere iletelim. Sıcak bir gelişme. Polisi dövdüler. Nerede dövdüler? Saatler 8.57 gösteriyor. Çağlayan'da bir apartmana hırsız girdi ihbarını alan polisler apartman sakinleri tarafından hırsız zannedilince dövüldüler. Dayak yiyen polis, polis, polis diye bağırmasına rağmen dayak yemekten kurtulamadı. Biz polisiz demesine rağmen sivil polisler hırsız zannedildikleri için binada dayak yediler. Peki var mı burada sizlere iletebileceğimiz bir şey? Bankada parası olan dikkat efendim. Dur bakalım bunun altından ne çıkacak? Bu haberi de sizlerle paylaşalım. Kuvvette muhtemel önümüzdeki günlerde artık gazeteleri de bakacağız. Hükümet mevduatta vadileri uzatmak için vergilerde yeni bir ayarlamaya gitti. Buna göre daha önce tüm vadeler için %15 olan stopaj oranı vade uzunlukları göz önüne alınarak düşürüldü. Stopajlarda düşürülme uygulamasına gidildi diyelim. Peki. Ajanslardaki sıcak gelişmeleri sizlere iletmeye devam edelim. Japonya'dan komşuları kızdıracak bir adım geldi. Japonya'da iktidara gelen muhafazakarlar 2. Dünya Savaşı sırasında Koreli kadınların zorla seks kölesi olarak kullanılmasına ilişkin 1995'te yapılan özrü gözden geçirecek. Efendim bu arada çoğumuz unuttuk ama Türkiye deyince Japonlar, Japonya ve Türkiye deyince akla gelen bir isim var. Malumunuz rahmetli Barış Manço. Barış Manço'nun doğum günü bugün bu nedenle Barış Manço'nun doğum günü nedeniyle internet arama motoru Google'da Barış Manço'yu unutmadı. Google'a girenler rahmetli Barış Manço'nun fotoğrafıyla karşılaşıyorlar şu dakikalarda. Yani Google'da olmasa var ya çoğu insan birçok şeyden habersiz olacak vallahi. Başbakanın 3 kez hayati tehlike atlattığı bilgisi var. Ajanslarda bugün görülecek haberlerden bir tanesidir. Bu haber merkezleri bu haberi bugün göreceklerdir diye düşünüyorum. Evet, saatler 8.59'u gösteriyor. Hadi bakalım okumadığımız bir mesaj var mı efendim? Es geçmeyelim, bakalım ne var. Şenel Aslan, selamun aleyküm Murat kardeşim diyor. Bir aleyküm selam efendim. Mekke'mizin fethi yılı hayırlı olsun. Amin. Kardeşim Afyon'a 3 gündür yaz geldi. Havalar çok güzel. Aman maşallah. Havalar dediğinizi unutmadan söyleyeyim. Önümüzdeki günlerde soğuk hava ve kar cuma gününe itibaren yurda tekrar geri geliyor. Bugün biraz sis var ama yine de güzel diyor. Bu güzel havadan ve Afyon Kızılören Gülyazı köyünden, kahvemdeki müşterilerimden, ayrıca muhtarımız Eyüp Özdemir'den kucak dolusu selamlar diyor. Allah razı olsun efendim. Şenel Aslan adlı değerli izleyicimize Afyon'a, Kızılören Gülyazı köyüne şu an o köyde Şenel Aslan'ın kahvehanesinde bulunan tüm müşterilere, tüm değerli izleyicilerimize, tüm köylülerimize diyelim ve muhtar Eyüp Özdemir'e sevgilerimizi, saygılarımızı gönderelim İstanbul Merkez Stüdyolarımızdan. İnşallah gün gelecek oralara da geleceğim. Şol gökleri kaldıranın, donatarak dolduranın, ol deyince olduranın 99 adıyla selamun aleyküm, hayırlı günler, hayırlı yayınlar, hayırlı işler, vatanseverler, ne mutlu Türk'üm diyenler, Alparslan Türkeş Üniversitesi açılsın diyor Vatan Murat Ayvacı göndermiş olduğu mesajında haklı bir isteğini de dile getiriyor. Efendim saatler 9'u 1 dakika geçiyor, programımızın süresini biraz açtık, bugün de programımızı kapatmanın vakti geldi.
Yüce Allah sizlere sağlık, sıhhat, huzur, mutluluk versin. Ama sadece sizlere değil, Yüce Allah sizlere, ailenize, sevdiklerinize sağlık, sıhhat, huzur, mutluluk, bol kazanç, bereket versin. Dualarınızda bu kardeşinizi de eksik etmeyiniz efendim. Hazırsanız o muhteşem sözü söyleyip programımızı kapatıyoruz. Ne mutlu Türk'üm diye.